teşekkür ederim. Beni nasıl buldunuz? Sabah bir telefon geldi Mehmet Bey tarafından. Kendisi bizi sağ olsun davet etti buraya. Sizinle tanışmamızı sağladı. Sağ ol, bu şekilde teşekkür size ulaştık. Evet. Amaç nedir? Bu konuda ne kadar ilerleyebileceğimizi, düşüncelerimiz neler olduğunu, bu işe nasıl başladığımızı, bu işe aslında merakı nerede duyduğunuzu merak ediyoruz. Çok güzel bir noktaya dayandın. Teşekkür ederim. Öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben kendi dünyamda yaşayan bir vatandaşım. Asıl bu konuyu şöyle kısa özde anlat, çok uzundur yani anlatmakla bitmez de. Ben sana şöyle anlatayım. 12-13 yaşındayken İstanbul Kumburgaz'da yaşıyordum ben. O zamanlar aile durum hepsinin iyiydi. Çocuktuk zaten. Rahmetli babamla biz balığa çıkardık. Bir gün, yani benim aklımda upo nedir, nasıldır, neydi, hiç bir anlakam yoktu. Bir gün kafamı kaldırdım. Teknemizin tam tepesinde çok büyük bir dik, parlak bir ışık yandı. Ondan sonra söndü. Hatta bazen bir 5 dakika durdu. Bu 3-4 gün oldu. Ya korku hissetmediniz mi? Hayır, hiçbir şey hissetmedim. Ölüm varsa o anda göreceksin zaten. Ölüm korkusunu yaşarsan bir yaşamanın anlamı yok. Neyse, konumuza dönelim. Bir gün rahmetli babama dedim ki, ya baba dedim, 4 gündür bu ışık tepemizde. Boş ver dedim, sen balığını yakalama. Yok dedim, baba dedim, bu ay bu kadar yakın mı? Ve oğlum dedi, bu aysa bu da yay mı dedik. Gece 3'te yukarı ayırmışlar. Ağustos, Temmuz, Ağustos aylarında. Bizim Marmara bölgemizde bulunuyor. Derken bu bana merak salmaya başladı. Yani çocuğuz. Hiçbir şeyi tam olarak bilmiyoruz. Bir hikmetse, bu Allah'ın hikmetini bilemeyeceğim hala da. Kaldırdığım zaman bir şeyleri görürüm. Ha uydu derler, muydu derler, balon derler. Değil. Baya o kadar net şeyler gördüm ki, tabii bunun ne kadar derecesi doğrudur bilemem. Çünkü o zamanlar Nokia telefonlarda kamera yok. Evet, teknolojiden dolayı. Doğru söylüyorsun. Çıplak gözle çok şeyler yaşadım. Ne kadar anlatsan inanana, saygı duyarak inanmayana da. Ama ne oldu bende bu bir azim, hırs, güvence, bir diyalog kurma. Tabii bu yaklaşık 40 yılımı veren bir olaydır. Bayağı da bu konuda emin taksınız. Tabii. Yani kendi bilgilerimle ben ortaokuldan terkim. Belki Allah bana bu sınavı verdi. Bilmiyorum çünkü herkes dünyada çok şeyler çekiyorlar. Bir fırsat mesela bir aile eşinle fotoğraf çekerken bir bakıyorsun portre dekorasyonunda arkasında bir UFO resmi. 2 saniye. Bakın mesela bu bunu resimde görüyoruz. Değil mi? Evet. Aynı bir şekilde. Bu da bana bir Avustralya'nın bir arkadaşımın hediyesidir. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Bir zanaatkar, ne olursan ol, tornacı ol, bakkal ol, severek yaparsak muvaffak olabilir. Sevmeyerek herhangi bir işe, inşaat işçisi de olsanız yapamazsınız. Evet. Heves olacak. Evet. İçinizden gelecek. Tabii. Dinliyorum. Ya sen bilemedin. Yani çok oldunuz değil mi? Peki bu görüntüler nasıl oldu dersen, ben sana şöyle açıklayayım. Zamanla askerliğimi bitirdikten sonra bir kamera aldım. Evet. Bir kamerayla başladım o zaman bu işe. Tabii. Hi8 Handicam, sonra TCR 450'dir. Yani bak bu ilk gibi hatırladım. Onunla başladım ben artık çektimlere. Ama bir yılda 2 tane çektim. Nasıl denk getiriyordunuz peki? Hani böyle sonuçta ben birini yakalamak için bir şey bilgi sahibini olman lazım. Önce yıldızları ezberleyeceksin. Kış aylarında konumlar vardır. Ay belli bir aylarda daha uzak olur. Evet. Yazın daha yakın olur. Kuyruklu yıldız bir kuzey yıldızıdır. Onun arkasından devamlı gittikleri bir de büyük ayı vardır. Küçük ayı da kışın gözükür. Venüs dediğimiz bir yıldız diye yani çoban köylülerin söylediği tabir isimli çoban yıldızı der. Evet. Aslında Venüs gezegenidir. Dünyaya en yakındır. Bunların konumlarını üçgen yıldızları, kuyruklu yıldızları, ondan sonra birkaç tane takım yıldızlarını takip ederek bu yıllara veren
bir çalışmadır. Çalışma sonucu ortaya. Tabii yani her zaman inancımla öyle bir zamanlar oldu ki ben tepede Kumburgaz'da arabam varken o zamanlarda sitem aşağıdaydı, eve gitmiyordu. Arada bir arkadaşlar getir, yemek getirirlerdi, şunu yaparlardı. İş ya. Doğal bir iş yani. Zaman sen... kaybolmasın. Tabii, tabii. Böyle başlayarak da ondan sonra bir gün daha kaliteli, güzel bir kamera aldım. Canon diye. Bu kamerayla 2007 senesinin versiyonuna başladık. 2007, 2008, 2009, evet. 2010'a kadar. Ondan sonra ben bazı olaylar yaşadım. Ailem ne olsun, iş hayatım, babamı kaybettim. Babam emekli albaydı rahmetli. Ben aslında Konyalıyım. İşte oradan tayini çıktı. Geçtik Kumburgaz'a. Çocukluğumdan beri oradayım. Ve hala da bu işlerin peşini asla bırakmadım. Türkiye'yi çok dolaştım. Yanlış bir hatalar yaptım. Derken bir arkadaşım sayesinde yolda buldu. Beni buraya getirdi. Yaklaşık bir yıldır olacak. Bir yıldır buradayım. Bu isimleri bende saklı kalsın. Bu arkadaşlar güvendiler, inandılar. Dedim bakın şu saatte kendileri olsa da konuşsaydık ama onlar da tabii çalışıyorlar gündüzleri. Sonra siz onlarla belki röportaj yapabilirsiniz belki bir zamanda. İsimleri bende kalsın tekrar da. Bu iki arkadaş gönüllü oldular. İlk baş gördüler. Şimdi ben seninle konuşurken, aa bak şuradan geçiyor dediğin zaman kimse inanmaz. Evet. Ama şimdi sen yanında gördüğün zaman, saati dakikasını söylediğin zaman bunlarda bir heves oldu. Merak uyandırdılar. Abi nasıl oldu falan filan. Anlattım ben bir şeyler. Ve kendileri görmeye başladılar. Daha kameramız, bu teşkilatlarımız yoktu. Sonuçta bilim çok geniş bir açısı olan bir şey. Tabii. Yani bu şimdi biz yoktan var yani. Bir şeyle ben yıkıldım. Hani yıkıldım ayaklığım hesabı var ya. Evet. Tekrardan bu arkadaşların sayesinde bu köylüler bana destek oldular. Sevdiler, saydılar. Ve mutluyum. Şu andaki oturduğum ev, işte mesleğim elektronik bilgisayarcıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün bir ekipman geldi, arkadaşımız getirdi. Bu güvenlik kamerası özel bir kameradır. Teleskopumuz özel da... Özellikleri nedir o? Bu network kameradır. Yani internete direktman da girebiliyorsun. Yani canlı kendi... yayın gibi. Aynen öyle. Biz bir tane bir teleskop aldık. 1250 mm, 90 mm'lik. Gündüzleri aydaki hani bazı şeyleri gösteriyorlar ya, bu birkaç kanıtı var bunun. Güneşteki koca büyük, dünyadan büyük ana gemiler deriz biz bunlara. Enerjileri. Evet. Biz daha net, yani bazı sorular soruluyor. Diyorlar ki, ya abi işte bu UFO'nun uçağın kanadını çekiyor. Bu ön yargıyla da çok kızıyorum. Yani ön yargı olmayacaksın. Bir insanın ne sanatçılar olursa olur, o işine, sanatına saygı duyacaksın. Ne olursa olsun. Aa bunu yapamamışsın demeyeceksin. Destek olacaksın. Yani birkaç kişi bunları söyleyince soğuma başladı bende. Haydi. Ve şimdi ne yaptık? Her şeyi tek görüşte gördükleri zaman, aa bu abi harbiden gerçekten UFO'yu çeksin. Demek ki gözle görmeleri işe yaradı. Tabii. Ondan sonra bakın mezun burada normal güvenlik kamerası ama tabii bunun özellikleri var. Burada ben ufak aparatlarla, şu gördüğünüz parçalarla bir şeyler yapma, yoktan mı? Yani ekonomimizde durumumuz, maaşımızda. Evet, evet. Yapmaya çalışıyorum ve başarılı oluyorum. Arkadaşlar da yerine geldiği zaman onlar da ben de ortakla bir şeyler almaya çalışıyoruz. Şimdi bu en son bu kamerayı aldık. Sony Handycam CR9200'dür. Bu şöyle ben sana anlatacağım, sen de kalkabilirsin. Bak şimdi bu bizim bir kameramız. Tamam mı? Burada özellikle bir filtre vardır. Evet. Şimdi gündüzleri bunu şöyle anlatayım. Şu gördüğün hiçbir şeyi göremiyoruz şu anda. Tamam mı? Bu bana dışarıdan hediye olarak geldi. Bunun içinde 3 tane filtre var. Gündüzleri görünmeyen UFO'ları bunda görüyoruz. Tabi kameranın da nightshot olması ve HDMI kaliteli olması. Nightshot'tan açaraktan yapıyoruz. Bunları ben gündüz için. Bunda hem ayı akşamları, aydaki geçen olan görüntüleri görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve daha çok eksiklerimiz var. Monitör aldık, bunu buraya koyacağız. Zamanla tamamlanır eski. Tabii her şey dört dörtlük olsaydı yaşamam bir anlamı kalmazdı. Evet. Önemli olan çabalamak. Yine de tırnaklarınla bir yere gelebilmek. Ve tabii bir 2010-2018 yaklaşık 8 senedir bomboşluk.
Artık sil baştan. Bazı hatalardan da tövbekar olduk, kendimizi toparladık. Yapacağım şey, göreceğimiz görüntüler çekildiği zaman sizlerle paylaşabiliriz. Tabii şartlarını tabii. Onun için maksat sokakta kalan insanlarımız. Yarı çalışıp biz onlara bir şeyler verirsek, onların duasıyla ben bu atılıma girdim. Ben kendimi kanıtlamışım. Olsan olur, olmasın olur. Anlatabiliyor muyum? İkinci bölümden devam ediyoruz Zahattin Bey. Şu anda size bir sorum olacak ama evet. Neden burayı seçtiniz? Burayı seçmenizdeki amacınız neydi? Güzel bir soru. Bakın ben dediğim gibi, ilk konuda da anlattığım gibi yani yaklaşık 3,5 yıldır sokaklarda, orada burada kendi imkanlarımla yaşıyordum. Baktım bu şey hevesim kök vermişti, rahatsızlıklarım vardı filan. Derken bir gün bir araba otostop yaparken bu arkadaş beni arabasını alıp buraya getirdi. Burada indim. Ondan sonra burada bir kiralık ev gibi tuttum. Sonra diğer arkadaşlarla tanıştık. Bu ekipmanları almaya başladık. Başka bir yerde seçebiliriz. Neden burası? Başka bir yerde olabilir. Kadere inanır mısın? İnanırım. Kader beni buraya getirdi. Peki affınızı sığınır mısın? Estağfurullah. Bu işteki menfaatiniz ne, çıkarınız ne veya ne düşünüyorsunuz bu konuda? Parasal açıdan değil. Bir amaç uğruna olması lazım bu. Mutlaka, tabii biraz mutlaka. Hani bir derler bir dikili ağacım olsun derler ya. Ben de burada bu düşünceyle yola çıktım. Bu 2007'den 2010'a kadar bir şöhret deniyor gerçi, herkes tanıyor der. Ben eksikliğimi sıfırdan almalıyım. Yani yeniden bu olaya girdim. Dediğim gibi bir arkadaşlarla ismi bende kalsın. Bunların sayesinde yeniden doğmuş oldum. Tek başıma onların sayesinde. Ve hazırlıklarımız şu anda hala sürüyor. Bazen gördüğümüz zaman arkadaşımla beraber bazı sahil beldesine gidip çekimler yapıyoruz. Peki hiç gördüğünüz oldu mu? Her zaman bakalım. Yakaladığınız güzel sorular bölgede. Tabii mutlaka var. Mutlaka var da. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu çocukluğumdan beri gönül vermişim. Ölene kadar da devam edeceğim. Ha bir ara bir boşluk oldu. Koptu. Bu kopmayı zincirle bağladık gibi diyeyim. Tekrar devam ediyorum. Peki o kopmanın size kötü etkileri olmadı mı? Hayır. Yani sonuçta sil baştan tekrardan başlamışsınız. Aynen öyle. Sizin işiniz zor olmadı. Birisi ateşledi desek. Abi ben sana inandım. Gerçekten böyle. Ben yeniden bir doğuş gibi kaldığım yerden onların yardımlarıyla devam ediyorum. Ölünceye kadar da devam edeceğim. Parasal açısından hiçbir şey düşünmüyorum. Trilyoner kazansam hiçbir şey olmayacak. Ama memleketimdeki fakirlere çocuk yuvası yapmak, ihtiyarlara yardım etmek, oraya para gitsin, bir tek Allah razı olsun dese yeter benim için. Bu kadar basit. Bir şeyin peşinde değilim. Ha elbet parasız bu işler olmuyor. Ha kazanırsam ki biraz zordur yani. İnşallah. Bu işte yani kaliteli görüntü çekersem Avrupa'dan, Amerika'dan, Meksika'dan mutlaka size teklifler gelecektir. Ben de onları değerlendiririm. Onlar gelirler burada çekimlerini yaparlar. Mutlaka bir şeyler veriliyor. Ben de o aldığım şeyi en ufak bir kuruşunu bile kendime ayırmadan memleketinde yaşayan fakirlere, çalışkan öksüzlere vermeyi çok isterim. Ben bunu yıllardır peşindeyim. Sonuçta kolay şeyler yaşamıyor musunuz? Çok şeyler yaşadım. Psikolojik olaylar kolay değil. Hatta ben artık nasıl diyeyim, ölme noktasına kadar geldim. O kadar. Ama işte Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar diye evet. Bir laf vardır. Evet. Azminle beni buraya getiren Rabbim kader dedim ya sana söyledim ya. Kaderin kısmeti. Yarın sağ çıkar mıyız, onu hissetmeliyiz. Amacımız bir şeyleri yapabilmek, boş durmamak. Şükürler olsun ayaktayız, rahatım, iyiyim. Şimdilik bu yerde durabiliyorsam yarın ne olur? Çekimleri gündüz yapacağız. Bakın tekrar da söyledim açıklamalarımda. Bunlar hep parayla alınan şeyler. Ama mutlaka bunlar bir şey getirecek bize. Tabii bu sözü geçmişken adetlerin dahillerine nasıl geliştirebilirsiniz veya
Var mı bir fikriniz? Keşke şu da olsa da işte daha bak, iyi çeksem. Bakın dediniz. Çok güzel söylüyorsun. Yarın öbür gün bu varsa, yarın öbür gün mesela atıyorum buna biz mesela 3 milyar harcadıksa, yarın 10 milyar bir şey aldığımızda bu poların göz bebeği diyecek. Yani şimdi bunlar dünya dışı varlıklar. Bizden evvel bu dünyaya gelmişler ve burada incelemeler yapmışlar. Ve ondan sonra tekrardan yine geliyorlar. Niçin geliyorlar? Neden geliyor? Keşke oturup seninle bize sohbet ediyoruz. Orada otursak, bir çay içsek, dünya nasıl istediği bu? Ya gelir inse, tabii evet. Bazı şeyler görüyoruz, onlar filmlerden alınıyor filan. Her neyse, biz gerçeğini yapabilirsek ne mutlu. Ne güzel olur. Dünya sallanır o zaman, evet. Öyle diye düşünüyorum. Elinizden tutan olsa aslında çok güzel yerlere gelirsiniz. Vallahi ben buna inanıyorum, hani şu an geldim burada gördüm. Zekisin ya, şimdi şöyle söyleyeyim, çok kişi bu teklifleri ettiler. İş adamlarındadır ama hiçbir şey görmedim. Lapı peynir ekmek yürümüyor kardeşim. Kalpten inanacaksın. Mevlar eğer çıkar için. Hani fikirde zekat falan deriz ya. Evet. Abi sana yardım edeceğiz ya da Yalçın Bey bunları yapacağız. Hepsi var. Gününü daha göremedim. İnşallah bir kıvılcım çıkarsa herkes mutlu olur. Mezara girdiğiniz zaman Allah razı olsun desinler. Dünyanın malı dünyaya kalır. Keşke herkes sizin gibi böyle düşünse. Çok temiz düşünüyorsunuz. Ben insanları çok takdir ederim. Önyargılı değildim. Görüşlerinde her zaman küçüğüm de olsa büyüğüm ya, küçüğüm de onun söylediği lafına saygı duyarım. Çünkü o beseden daha zeki olabilir, daha akıllı olabilir, daha faydalı bir şey söyleyebilir. Ha diyeceksiniz ki bu yaşa gelmişsiniz. Niye? Değil. Yaş ilerledikçe akıl başa gelir. Evet. Yani benim amacım burada devamlı kalmak. Buradaki beni seven, sayanlar da, sizler de bir arkadaş sayesinde gelmişsiniz. Belki daha iyice kaynaşacağız, belki daha iyi bir yerlere gideceğiz. İnşallah. Tabii. Buradan sizi yönlendiren ekipmanlar, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vallahi söyleyecek laf bulamıyorum. Gördüğün gibi. Gördüm geldim açıkçası. Çok şaşırdım. Evet, farkındayım. Öyle. O heyecan da olabilir. Evet. Yani ünlü bir abinin herhangi bir muhitte kalması, abi ellerinde destek olmasına şok oldum. Ben bunu görüyorum. Ondan sonra neden bunlar diye sorarsan, hepsinin bir amacı var. Yani bir kamerayla çekip de olmuyor. Olmaz. Bak mesela en basit bir helikam, partik kamera. Bunda görüntü farklılığı vardır. Boyut mu? Ha, tabii. Yani belli bir yer kadar yaparsın, belli zamanda piksel var. Ama şimdi bu kamera, atıyorum 5 milyonluk, bu 300-400 milyonluk bir kamera. Neden o? Kalite, evet, metal, hani sürület, teleskop neden, güneşin içindeki çekimler. Hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Böyle de plaktoner gibi ayı çekebilmek. Yani bir şeyler yapabilmek. Olay budur. Yani kazandıkça bir yerlere gelirsin. Yani sizler de bu saatten sonra beni bırakmayacağınızı da biliyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah. Yani ne bileyim işte ben de biraz senin gibi şimdiki tuhaf şok oldum. Bir anda habersiz gelince yine elbette misafir gelmiş. Evet, inşallah. Her şeyimizde başımız tabii. Dağınıktır ama benim hayatım böyle işte. Bak yoktan bir şeyler yapıyorum. Bakın mesela çalışan insansın. Değil mi? Boşluğunu Allah bile sevmez. Toplamaya keşke vaktiniz olsa da, tabii. Kafanız rahat olsa. Bak mesela buna ben imkanlarım yok. Daha önceden almışım sağdan soldan. Bir şeyleri buraya takıyorum bunu böyle. Tamam mı? Bu aparatı buraya takıyorum yani. Başka bir. Burada bir tüp şeyimiz de var. Buna mercek alacağım ben şimdi. Hiç hatırlattım. Bak mesela buraya şimdi yaptım zamanla. Tuanacı'ya gidiyorum. Bak bu da buraya gidiyor bak. Görüyor musun? Bu da dürbün vazifesi görecek. Yine güvenlik kamerasıyla sabit göremediklerimizi bunu da görüyor. Yani takip edeceğim. İki ekran olacak. Bir tanesi burada bak görüyorsun. Evet. Burada. Bunu bunun için yaptık. Buna da böyle. Yani üç tane aparatla gökyüzünü gözlemlemeye devam edeceğiz. Gece gündüz, yarı uyku, yarı uykusuz. Ama gel gör ki elimde imkanları olanlar. Halkım için uğraşıyorum. Ben kendim için uğraşmıyorum. En ufak bir zerrecik bile istemiyoruz. En önemli olan onlar mutlu olsun. Onların duayıyla burada yaşıyorum ben. İnşallah. Anlatabiliyor muyum? İşte gördüğünüz gibi olur.
Bunlara ikinci elle ev kiramız, banka borçlu falan filan bunları yapıyoruz. Kalan parayla da bunları alıp bir yerlere gelir. Bak bunun eksikliği mercek kaldı şimdi. Ben soracağız. Bu zamanda her şey tamamlıyor. Tabii. Yani biz milyarder adam olsaydık zaten uğraşmazdık. Evet. Ama uğraşmak daha güzel. Bir şeyleri ispatlamak, ne bileyim ben, emek sarf etmek, çok güzel özgürlük. Yani bunlar Allah seni doğuruyor. Yani büyüyorsun, bir sınav veriyor sana. Benim yolumda mı diye. Zanaatkarlık budur. Evet. Yani, bir onu görebilmek var. Evet. Ha diyeceksin ki yılların şeyin tecrübesine olarak abi her gün UFO görüyor musun? Hayır. Öyle bir zaman gelir bir yılda bir tane çekebilirsin. Efendim 6 ayda 5 tane çekersin. Ya da bazen çekemez. Hangi birini çekeceğim diye düşünürsün. Öyle bir akıntı olur ki hangi birini çekebilirim? Yani bu kısmet, inanç. Ne zaman denk gelirse. Öyle bakarsın 6 ay yan gelip yatarsın. Her şeyin hazır açık bekarsın bir tane geçmez. Dediklerinizi çok iyi anladım. Oo, çok teşekkür ederim. Rahatsızlık verdim böyle haber vermeden geldim. Asıl ben daha çok memnun oldum. Gelmen için genç. Ama. Ya, lütfen ne demek. Yani geç atılımlar bu memlekette böyle başlasa bilgiyi öğrenmek daha güzel. Bilgiyi şey yapar. Ya ben hani aklımca hani hep YouTube'da olsun, orada olsun, burada olsun izledimle kalıyordum ama gelip burada sizinle konuşmak daha farklı geldi. Herhalde şimdi. Hani işini ehlinden görmek diye bir tabir var mı? Zaten YouTube'daki görüntülerin hepsi yaklaşık olarak 3 dakika 5 dakika. Benim öyle bir çekimlerim var ki Kumurgaz'da olay 40 dakika 45 dakikalık deniz üzerinde. Ben işte dedim ya bir olay yaşadım, çantamı her şeyimi kaybettim, kasetler yok oldu. Bazıları Arctic'te kurtardım. Sana burada mesela bir program göstereyim. Özel gündem. Bak benim görüntüler. Şöyle bir şey var. O zamanlar babamı kaybetmiştim ben, gelememiştim. Bakın, Nick Polk, İngiltere. İşleri bir şeydi bu bu Roger Ray. Ondan sonra Van Denek'in tanrı kitabını yazar. Gündem yaptı. Kaptan Bey de vardı. Bez davet etmişti ama ben gidememiştim. Yani bütün korkunun komple benim programımdı bu yani. Bütün konular tezler. Her şey var aynen. Gerçi siz bunu YouTube'da bulursunuz. Buraya da ek olarak bir şeyler yazarsınız. Ama sizin ağzınızdan dinlemek daha farklı sanırım. Tabii. Aslında ekipmanınızla gidin bir gün gözleme kalalım. Asıl iş orada ya, heyecan yani. Anladın? İnşallah nasip olursa. Mutlaka, mutlaka. Oldu. Yani işte gördüğün gibi. Sen için biraz sonra gideceğim, ben kamerayı yine koyacağım, gözlemde kalacağım. Yarın kalan işime devam edeceğim. Bak bunlar şu anda test amaçlı, yeni geldi. İstiyorsan bunu hemen 2 dakika daha açayım sana, görürsün. Monitör açılacak. Ondan sonra kameramız da hemen burada. Hadi işi. Adaptör. Bak adaptör burada. Mesela hemen takarım sana. Hani. Şuradan takalım. Bak görüyor musun? Görüntüyü. Şöyle getirsek. Şu anda karanlık aydınlık değilse göremiyoruz. Bunu ben kendi imkanlarımla yaptım. Buradan kaldırıyorsun. Buradan indiriyorsun. Hafiften sağa sola getiriyorsun böyle. Bak parlak bir yeri gördük şu evet, an. Evet. Bak şimdi ona ne yapıyorsun? Lensin döndüğünü görüyorum. Tabii. Hatta şuradan şöyle şey yaparız da tabii imkan biraz bakayım ayarlayabilirsek. Evet buldum. Şu anda buldum şurada. Bak mesela. Şöyle getiriyoruz. Bak. Şimdi ışık biraz takması zayıf ya. Evet. Şimdi bakalım. Yukarı aşağı doğru. Bak. Nereye gidersek. Tabii daha ayarlama yapacağız. Mesela karanlıkta bile. İstersek şunu bir söndürelim. Şurada 2 saniye kapatıver bir zahmet. Bak şimdi, belki buradan daha iyi göreceğiz. Ben buradan ışıkçını zor buluyorum ama bak mesela ağacı, bak karanlık olsa bile yapraklarını görebiliyoruz. Anladın mı? İçini yakabilirsin.
Ha, bu da başta da söyledim. Çok değerli bir arkadaşım Avustralya'dan bana hediye ettiği şey. İlk ben çocukluğumda çıplak olarak gördüğüm budur. Şimdi görüntülerde ön çapa görünür. Kameranın 60 derece yansır. Arkayı göremezsin. Anlatabiliyor muyum? Buradan bir pencere açıldı. İçindeki sürülükler gözüktü. Dünyada tek çekenlerim. Milyonlarca insan merakı olan olmayan da bir şeyler mutlaka görüp çekiyorlar. Sen de YouTube'a girdiğin zaman UFO'la diye bakarsın neler göreceksin. Çok iyi çekmiş olan var. Ama benim buradaki aradaki tek farkı sürülütün içindekini çekebilir. O detayı o da bana şans. Şimdi yine bunlara daha çok biraz bilgiye alışılıyor ya, tecrübe, evet. Tecrübe üzerine kuruluyor. Bu iş böyle yani. Bunu da bunun üzerine koyalım. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Mutlaka görüşmek üzere. Her zaman beklerim. Bir kardeşim de sen oldun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.